Merhaba arkadaşlar ben Salim Hoca kanalıma hoş geldiniz. Soru çözümü ve not paylaşımı için Instagram Salim Hoca adresimden beni takip edebilirsiniz. Arkadaşlar bir önceki videomuzda İslamiyet öncesi Türk Edebiyatı'nın genel özelliklerini gördük. Arkasından koşuk, sagusav ve destanlardan bahsettik. Yani Türk Edebiyatı'nın dönemlerine başladık. İslamiyet öncesi Türk Edebiyatı dönemi bitti. Şimdi geçiş dönemine geldik. Geçiş döneminin genel özelliklerini göreceğiz. Arkasından da bu eserlerden bahsedeceğiz. Arkadaşlar bu konu önemli çünkü her yıl neredeyse hemen hemen her yıl hiç atlanmadan ÖSYM'nin sınavlarında çıkmış. 2020'de çıktı şöyle geriye doğru gidersek. 2018'de çıktı, 2017'de çıktı, 2016'da çıktı, 2012'de çıktı. Kısacası her yıl soru gelmiş. Bu yılda geleceğini düşünüyorum. Eğer bu pandemiden dolayı çok büyük bir e, konu çıkarımı olmazsa ki ben olsa bile geçiş döneminin sorulacağını düşünüyorum. Çünkü 10. sınıfta anlatıyoruz. 10. sınıf konularından soruldu biliyorsunuz 2020 ayetesinden de ağırlıklı 10. sınıf konuları soruldu. Bu da 10. sınıf konusu okulda bayağı geniş duruyoruz. Hatta tam da bu sıralar bu aylar bunu görüyoruz okulda da. O yüzden önemli bir konu. Bir de Dede Korkut hikayelerini göreceğiz. Dede Korkut hikayeleri pek çıkmış değil arkadaşlar. Ben çok az hatırlıyorum çıktığını. Bir iki kez çıktı AYT'de ama gene de bahsedeceğiz ondan. Hiç zaman kaybetmeyelim başlayalım. Evet, İslamiyet etkisindeki Türk edebiyatı arkadaşlar 11. ve 19. yüzyıllar arasını kapsıyor. Bu yüzyıllar arasında İslamiyet etkisindeki Türk edebiyatı var. Ama İslamiyet etkisindeki Türk edebiyatına geçmeden önce bir geçiş dönemi olacak. Bu da 11. ve 12. yüzyılları kapsıyor. Yani geçiş dönemi dediğimiz dönem 11. ve 12. yüzyıllar arası. Bu dönemin en belirgin özelliği Karahanlı Türkçesi, diğer adıyla Hakaniye Türkçesi kullanılmış. Eserler didaktik çünkü bir sebebi var. Türkler yeni Müslüman oldukları için Türklere İslamiyeti öğretmek amacıyla yazılmış. O yüzden eserler çoğunlukla didaktik, öğretici, genellikle de İslam dini anlatılıyor. İslamiyet öncesi ve İslami kültür bir arada. Zaten geçiş kelimesinden anlayabiliriz arkadaşlar. Hem İslamiyet öncesi, hem İslami kültür bir arada geçiş olmasının sebebi bu zaten. Az önce de söylediğim gibi genellikle İslam, ahlak, din gibi konular, didaktik konular işleniyor. Eserler nasihat türünde, çoğunlukla nasihat veriyor. İyi insan nasıl olunur filan şeklinde nasihatler veriyor. Dörtlükle beyit bir arada, gene tekrar aynı şeyi söyleyeceğim. Geçiş döneminin özelliğidir. Dörtlükle beyit bir arada olur. Demiştim ya burada İslamiyet öncesiyle İslami kültürü bir arada. Dörtlük bizim İslamiyet öncesi özelliğimiz, beyit de İslami kültür özelliğimiz. Gene Hece ile Aruz bir arada aynı şekilde geçiş dönemi olunca İslamiyet öncesi özelliğimizdir hece. İslamiyet'ten önce olan bir özellik bizim edebiyatımızda. Aruz da İslamiyet'le birlikte gelmiş. Geçiş olduğu için ikisi bir arada. Arapça, Farsça kelimeler var. Arkadaşlar bunu çok var gibi düşünmeyin. Bununla ilgili soru sorulmuştu o yüzden vurguluyorum. Arapça, Farsça kelimeler var. Yani kullanılmaya başlanmış. Bir soru da soruldu çünkü daha önce yoğunluktadır, sık sık kullanılır. Hayır, yoğun değil, sık sık değil. Kullanılmaya başlanmış. O şekilde bilelim. Arkadaşlar genel özellikler bu. Çok fazla başka detaya girmeye gerek yok. Özetlersek Hakaniye Türkçesi, Karanlı Türkçesi, didaktik özellik taşıyor. İslamiyet öncesi dörtlükle beyit ve İslamiyet sonrası beyit yani bir arada. İslamiyet öncesi hece ile İslamiyet sonrası edebiyatımıza giren aruz bir arada Arapça, Farsça kelimeler görmeye başladık. Hiç zaman kaybetmeyelim eserlere geçelim çünkü sorular eserlerle ilgili çıktı. Arkadaşlar Kutatku Bilig 11. yüzyıl ve ilk eser bu. Yani İslamiyet etkisindeki ilk eser diye de geçer. İslamiyet'in etkisini görmeye başlıyoruz. Yazarı bunu bilelim Yusuf As Hacip. Kelime anlamı mutluluk veren bilgi anlamına geliyor. Türk Edebiyatı'nda ilk mesnevi arkadaşlar bunu mutlaka bilelim. İlkler her zaman önemlidir, her zaman sorulur biliyorsunuzdur artık. Aruz'un kullanıldığı ilk eser, ilk kez Aruz burada kullanılmış. Az önce de söylediğim gibi genelde bu dönem eserleri zaten nasihatname özelliği taşır ama Kutat Kubili'ye özgü bir özellik de siyasetname olması. Peki siyasetname ne demek? Devlet adamlarına öğüt verdiği için siyasetname diyoruz. Yani bir siyasetname özelliği taşıyor. Bu da sınavda çıktığı için özellikle siyasetname olduğunu ve nasihatname olduğunu bilelim. Yani öğüt veriyor. Devlet adamlarına öğüt verince de siyasetname oluyor. Arkadaşlar gene çok önemli bir özellik sembolik bir eser. Yani semboller kullanılıyor. Alegorik bir eser. Sembollerin kullanıldığı eserlere alegorik eser deniyor. Buna biraz daha detaylı gireceğim. Biraz sonraki sayfada detaylarına gireceğim. Çünkü bu detaylarla ilgili soru geldi kişiler, kahramanlarla ilgili soru geldi. O yüzden oraya gireceğim. Hem hece hem aruz bir arada zaten bunu geçiş dönemi özelliklerinde söylemiştik. Hem beyit hem dörtlük bir arada bunu da söylemiştim. Kalkaniye Türkçesi, Karanlı Türkçesi bunu da söylemiştim. Bunlar hepsi için geçerli zaten. O yüzden buna özgü değil. Buna özgü olan yani sadece kutatku kubiliğe özgü olan bir nasihat, e, siyasetname olması pardon nasihatname hepsinde var siyasetname olması Aruzun kullanıldığı ilk eser olması, Türk edebiyatındaki ilk mesnevi olması, bir de alegorik olması. Diğerlerinde böyle bir özellik yok. Yani şu yıldız koyduğum dört özellik. İlk mesnevi olması, Aruzun kullanıldığı ilk eser olması, siyasetname olması, nasihatname hepsinde var. Ve alegorik olması. Bunlar sadece Kutatkubili'ye özgü özellikler. Devam edelim. Bir de burada alegoriktir dedim ya. Bir takım semboller var. Şimdi bu sembolleri görelim. Bununla ilgili soru çıktı çünkü AYT'de. Ayrıca 10. sınıflarda da daha bugün ben detaylı olarak anlattım. Hangi kahraman hangi kavramı sembolize ediyor diye. Bu müfredatta da var yani çıkma ihtimali her zaman olur bunun. Evet, şimdi görelim hangi kişiler hangi kavramları temsil ediyor. Kün toktu hükümdar arkadaşlar kanunu sembolize ediyor. Ait olduğu vezirdir. Saadeti temsil ediyor. Ögdülmüş aklı temsil ediyor. Odgurmuş da akıbeti temsil ediyor. Bunları bilelim. Yani sembolik bir eserdir dedim ya. Alegorik bir eserdir dedim ya. Alegori sembolik demek. Bakın semboller var. Bir de onların ifade ettiği kavramlar var. Bunlar Kutadgu birlikteki sembol, kişiler ve temsil ettikleri kavramlar. Soru da aynen şu şekildeydi. Aşağıdakilerden hangisi Kutadgu birlikteki sembol, kişiler ve temsil ettikleri kavramlardan değildir şeklindeydi. Geçelim diğer eserimize. Arkadaşlar Divan Lügat Türk 11. yüzyılda yazılmış. Yazarı Kaşkarlı Mahmut. Bu çok önemli bir bilgi. Bunu mutlaka bilelim, not edelim. Arapça Türkçe bir sözlük bunu da bilelim. Bu diğerlerinden farklı. Diğerleri birer şiir kitabı, birer edebi eser. Fakat bu bir sözlük. Fakat bildiğimiz bir sözlük değil. Bu ansiklopedik bir sözlük. Sadece içinde kelimeler ve Türkçe karşılıkları yok. Yani aynı zamanda bilgiler var. Hangi konuda bilgiler var? Türk dili ile ilgili, edebiyatla ilgili, Türk tarihi ile ilgili, Türk folkloru ile ilgili, Türk coğrafyası ile ilgili bilgiler var. O yüzden ansiklopedik bir eser, ansiklopedik bir sözlük. Türk dilinin ilk sözlüğü. Ondan önce sözlüğümüz yok. Bu eserin bir önemi de şuradan geliyor arkadaşlar. Sagusal ve koşuklarımız var ya. Sagus, saz ve koşukların günümüze kadar gelmesini sağlayan eser bu. Eğer bu eser olmasaydı Sagusal ve koşuklar günümüze kadar gelemezdi büyük ihtimalle. Kaşgarlı Mahmut bunu eserine aldığı için bu tür ürünleri yani sagusal ve koşukları eserine aldığı için günümüze kadar gelebilmişler. Yazılış amacı Araplara Türkçe'ye öğretmek. Ve Türkçenin Arapça kadar zengin bir dil olduğunu göstermek. Peki niye Araplara Türkçe öğretmeye çalışıyor? Şunun için Türkler biliyorsunuz Müslüman olduktan sonra 10. yüzyıldan itibaren Arapça kelimeler girmeye başlıyor. Araplarla ilişkilerimiz artıyor Müslüman olunca. Onlara da Türkçeyi öğretmek istiyor. Divan Lugati Türk'ün önemi bu arkadaşlar. Ben Divan Lugati Türk'ün çıkmamasına şaşırıyorum. Pek çıkmadı. Kutadgu Bilig çıktı daha çok. Divan Hikmet de çıktı. Bugüne kadar Kutadgu Bilig iki kez, üç kez. divan Divan Hikmet de iki kez falan çıktı. Ama bağımsız soru olarak Divan Lugati Türk hiç çıkmadı. Şıklarda çıktı. Ben bağımsız soru olarak artık bekliyorum. Soru olarak çıktığında da bu özellikler sorulur. Geçiyorum diğerlerine. Atabetül Hakayık ve Divanı Hikmet. Arkadaşlar Atabetül Hakayık Edip Ahmet Yükneki tarafından yazılmış hakikatlerin eşiği anlamına geliyor. Bu da dini, didaktik, ahlak ve öğüt kitabı hepsi gibi. Hepsinin özelliği bu. Divan Lügat, Türk hariç. Çünkü o bir sözlük. Ama diğer üçü Kutat Kubilik, Atabetül Hakayık ve Divanı Hikmet birer ahlak ve öğüt kitabı. Birer nasihatname bunlar. Hakaniye Türkçesi hepsi için geçerli arkadaşlar. Hepsi Hakaniye Türkçesi ile yazılmış. Beyit dörtlük bir arada hepsinde var. Aruz hepsinde var. Yani bunlar hepsinde olan özellikler. Divan-ı Hikmet ayırt edici tek özelliği yazarı Ahmet Yesevi. Onun dışında bu da dini, tasavvufi, didaktik bakın bu da öyle. Zaten bu dönemin eserleri hepsi öyle. Divan-ı Lügat çünkü o bir sözlük. Bu arada farklı bir özellik şiirlerine hikmet deniyor. Ahmet Yesevi'nin şiirlerine hikmet deniyor ve bu hikmetler ilahilerin ilk örneği kabul ediliyor. Hani Yunus Emre'nin çok severek dinlediğimiz ilahileri var ya işte ilk örnekleri hikmetler. Bu da Hakaniye Türkçesi. Bunda da Hecaruz bir arada. Bunlar çok ayırt edici özellikler değil arkadaşlar. Ayırt edici olan ilahinin ilk örnekleri ve Ahmet Yesevi. Geçiyorum Dede Korkut hikayelerine arkadaşlar dede korkut hikayeleri e, şu yönüyle bir geçiş dönemi ürünü. Hem İslamiyet öncesi hem İslami özellikler bir arada. Çünkü bu eser yaklaşık 12. yüzyılda oluşmuş. Fakat yazıya geçirilişi 15. yüzyıl içinde de hem bizim İslamiyetten önceki özelliklerimiz var. Hem Müslüman olduktan sonraki özelliklerimiz var. O yüzden geçiş dönemi örneği özelliği daha doğrusu taşıyor. Yani ne tamamen İslamiyet öncesi özellikleri taşıyor ne de tamamen İslamiyet özellikleri. İkisinin de özelliklerini bir arada barındırdığı için burada aldım ben bunu. Yoksa bunu aslında ayrı bir videoda anlatabilirdim. Bunlar hikaye adından da anladığınız gibi bir ön söz ve 12 hikayeden oluşuyor. Oğuzların hayatını anlatıyor. Oğuzların kendi aralarındaki mücadeleleri, dış düşmanlarla mücadeleleri, olağanüstü varlıklarla mücadeleleri anlatılıyor. Destandan halk hikayeciliğine geçiş ürünü arkadaşlar hem destan özelliği taşıyor hem halk hikayesi destan özelliği taşıyor olağanüstülükler var halk hikayesi özelliği taşıyor nazım nesir karışık halk hikayeleri nazım nesir karışıktır bu da öyle destanlarda olağanüstülükler olur bunda da öyle dili son derece yalın henüz arapça Farsça kelimeler çok yok çok az var. Bu arada bilmemiz gereken bir şey anonimdir. Yani zannetmeyelim ki bunun yazarı Dede Korkut. Hayır yazarı Dede Korkut değil. Anonim yazarı belli değil. Dede Korkut sadece hikayelerin sonunda gelip öğüt veren, dua eden, çocuklara isimler veren bir bilge kişi. Aksakallı, yaşlı, sözü dinlenen, kendine itimat edilen birisi. Bunu bilelim. Arkadaşlar bu kadar. Geçiş dönemi ürünlerimiz, geçiş döneminin özellikleri bu kadar. Umarım bu video geçiş dönemini anlamanızı sağlamıştır. Dediğim gibi buradan soru gelme ihtimali çok çok yüksek. O yüzden bunları öğrenelim. Bu konuyla ya da başka bir konuyla ilgili sorularınız varsa videonun altına yazın lütfen. Cevaplayacağım. Başka bir videoda görüşmek üzere.